İsmail Ağa Camisi'nin o eski dediğimiz o Beytullah'ın çizgisinde inşa edilmiş o yapının içinde kendisi bizzat ders halkası kurmuştur. Okuttuğu kitaplarda Osmanlı medreselerinde takip edilen ilmi kitaplardır. Tabii ki üst seviye kitaplar. Aşağıdan yukarıya yani aslında bunun geçmişine dönecek olursak Alaeddin Efendi Hazretlerinden manevi beslendiği gibi zahiri planda da Dursun Efendi'den ki Dursun Efendi Süleymaniye dershanelerinden. Orada onunla beraber ders halkasına katılan veyahut da daha sonradan Dursun Efendi'nin diyelim ki rahleyi tedrisinde aynı zamanda baş hocalık icabında kendisi de yaptığı oldu. Orada kendi yetiştirdiği, kendisinden yaşça ufak köylüsü, o havalide, of havalisinde belli bir ilmi seviyeye ulaşmış kim var kim yok hepsini toplayarak İstanbul'a getiriyor. Aslında burada iki şey ortaya çıkıyor. Bir medreselerin inkişafı açısından bir de tarikatın tekrar canlanması cihetinden kadrosunu da oluşturmuş oluyor. Çünkü Efendi Baba'nın kadrosunda evet güçlü insanlar vardı ama çok dar bir halkaydı. Çünkü zaman onu gerektiriyordu. Ulemanın tavrı da zaman ve zemine göre değişkenlik gösterir. Bazen halka çok daralır. Kaliteli insan tipi vardır. Bazen de halkayı genişletirsiniz. O zaman işte cemiyeti İHA hareketidir. Sanıyorum Efendi Baba ne var ne yok yani o dar halkada kendisinin başaramadı demiyorum haşa bekerle. Zamanı şartlarına göre davrandığı fakat yapmak istediği şeylerin tamamını aslında Mahmut Efendi de huzur ettirmiş oldu. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala